Herkese merhaba teknoloji okuyucuları. izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda sizler için Galaxy S6 Plus modeline gelen Android 6.0.1 işletim sistemini bu güncellemeyi değerlendireceğiz. Çeşitli testler yaptık. Bu testlerde kıyaslamalar olacak tabii ki. Antutu Benchmark, Geekbench, Geekbench 3, 3 dmark Mark, GFX, Penchgl ve PC Mark gibi Testlerle hem Android 5.0 5.1.1 hem de Android 6.0.1 işletim sistemini birbirine kıyasladık. Bakalım performans tarafından ne gibi farklılıklar verecek ondan bahsedeceğim sizlere. Tabi öncesinde yeni güncelleme de birlikte gelen arayüzden kısaca bahsetmek istiyorum. Galaxy S6 Edge Plus e, yeni gelen Android 6.0.1 ile birlikte işletim sistemi ve arayüz tarafında da bugün Galaxy S7 ve S7 Edge'de görünen arayüze birebir kavuştu. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ilk olarak zaten bildirim çubuğundan da bunu görebiliyorsunuz. Çok daha pratik ve güzel çalışan bir bildirim çubuğu olduğunu söyleyebilirim. Bütün ayarlara rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Ayrıca düzenli tarafından da diğer özelliklere, fonksiyonları erişebiliyorsunuz. Biliyorsunuz S6 Edge ve S6 Edge Plus'ta kaydırma ekran, daha doğrusu kavisi taraftaki ekranda çok da fazla seçenek yoktu kullanımı anlamında. Burada biraz daha geliştirilmiş ve S7 Edge modelindeki bütün özelliklere kavuşturulmuş. Bunu bu şekilde söyleyebilirim. Şöyle arayüze tekrar gireyim. Bu arayüzü artık S7 Edge'deki arayüzü S6 Edge Plus'ta da görüyoruz. 6.0 bir güncellemesiyle birlikte. Yani kavisli ekran tarafını artık çok daha verimli ve aktif bir şekilde kullanabileceksiniz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Arayüz ciddi anlamda çok hızlanmış arkadaşlar. Yani S7 Edge'in verdiği performansı aratmayacak kadar arayüzün hızlandığını söyleyebilirim. Hemen şöyle bir biraz gezmek istiyorum şu şekilde. Farklı ekranlar, gelişmiş özellikler gibi gibi seçenekler de cihaza dahil edilmiş durumda. Şöyle gelişmiş özelliklere bir bakalım. Neler var? Kamera hızlı başlatma, ön pencere. Bunlar zaten daha önce de olan özelliklerdi. Fakat dediğimiz gibi arayüz akıcılığı ciddi anlamda hızlandırılmış. Ve Samsung'un uzun yıllardır süre gelen e, touchwiz arayüzündeki sıkıntıların tamamen bu sürümle birlikte ortadan kalktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu şekilde de görüyorsunuz zaten Android 6.0.1 işletim sistemi sürümünü. Güncelleme yeni geldi. Ayrıca biz bu video çektiğimiz süre içinde de S6 için de geldi. Muhtemelen yakın bir zaman içinde de S6 Edge Plus S6 Edge modeli içinde gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu modelin getirilerinden bir tanesi bu işletim sisteminin getirilerinden bir tanesi arkadaşlar şarj tarafında karşımıza çıkıyor. S6, S6 Edge, S6 Edge Plus ve Note 5 versiyonları tamamı hızlı şarjı destekliyordu ama burada bizim müdahale etmemizi engelliyordu işletim sistemi. Artık 601 Marshmallow ile birlikte dilersek hızlı şarjı iptal edebiliyoruz, devre dışı bırakabiliyoruz. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Çoğu insan hızlı şarj tarafında bataryanın ciddi olarak deforme olacağını veya verimliliğin düşeceğine inanıyor. Burada bu tarz inancı olan insanlar için bunu bu şekilde yapmışlar. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında arayüz tarafında çok ciddi bir yenilik yok ama dediğimiz gibi ciddi anlamda çok hızlı çalışıyor arkadaşlar arayüz. Zaten telefon hızlı bir telefondu ve iyice de hızlandığını söyleyebilirim. Bu arada sağda Reader P10, solda ise Asus'un Zenfone Max ya da Max nasıl isimlendirirseniz iki telefonun batarya testleri devam ediyor. Asus'un 5000 mAh'lik telefonu yaklaşık 10 saat 15 saattir falan testini devam ettiriyor ve gerçekten bu bataryanın hakkını verecek bir performans sunacak gibi görünüyor. Onu da sizlere detaylı incelemesiyle bahsedeceğiz zaten. Telefon sahip olduğu özelliklerle zaten bilinen özelliklere sahip ama pil tarafına neler sunduğunu sizlere bahsedeceğiz. Arayüzle alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar. Gerçekten çok hızlı hızlı çalışan, akıcı çalışan bir arayüz olduğunu söylemek istiyorum tekrar. Özellikle bildirim çubuğu tarafında. Bunun dışında ses butonu, ses kontrolü tarafındaki yenilikler direkt gözümüze çarpıyor. Ayrıca Güç butonuna bastığımızda daha can canlı bir menüyü görüyoruz arkadaşlar. Evet, arayüzle alakalı zaten diğer detayları S7 uzun kullanım incelemesinde sizlere aktaracağım. Şimdi dilerseniz Galaxy S6 Edge Plus'ın Android 5.1.1 sürümü ve 6.0.1 sürümü arasındaki ekranda gördüğünüz testlerde ne gibi skor farklılıkları çıkardığına bir bakalım. Ondan sonra zaten gerçek skorlarla sizler de bunları görebileceksiniz. Performans testlerine Antutu ile başlayacağız ama öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Ee, ekranın sol tarafında gördüğünüz skorlar Android 5.1 sürümüne, sağ tarafında gördüğünüz skorlar ise Android 6.0.1 sürümüne ait. Yani sol tarafta eski versiyonu, sağ tarafta yeni versiyonu göreceksiniz. Bu şekilde hemen bu bilgiyi verdikten sonra skor yorumlamalarına başlayalım. Evet Antutu'nun 6.0.1 sürümünü test ettik. Burada çok şaşırtıcı bir skor çıktı. 5.1.1 sürümü 45.000. 468 puan alırken 601 Marshmallow 82519 aldı. Neredeyse iki kata yakın bir fark var. Diğer detaylara baktığımızda da hem 3D hem user experience yani kullanıcı deneyimi tarafında hem işlemci tarafında hatta bellek tarafında da Marshmallow'un ciddi şekilde Antut testinde üstünlük kurduğunu görüyoruz. 3D Mark ES 3.1 testine baktığımızda da yine Marshmallow'un nispeten biraz daha üstün olduğunu görebiliyoruz. Burada 1231'e 1379 gibi bir puan farkı var. Burada da şunu söyleyebiliriz. telefonun web tarayıcısı ve genel işlemci ve GPU'nun kullanıldığı noktalarda Marshmallow'un biraz daha verimli çalışacağını bizlere gösteriyor arkadaşlar. ES 3.1 tarafında ise yine Marshmallow sürümünün bir üstünlüğü var. orada 1645 şeklinde. Bunu da hemen sizlere belirtelim. 3DMark'ın zorlayıcı testlerinden bir tanesi Ice Storm Unlimited. Burada telefonu ciddi anlamda zorlayıp uzun bir test gerçekleştiriyor. Burada hem tablonun altında e, işlemci ve GPU dalgalanmalarını görüyorsunuz hem de yukarıda skorları görüyorsunuz. Burada Lollipop sürümünün ilginç bir üstünlüğü var ama yani çok büyük bir üstünlük olmasa da bu skorda Lollipop sürümünün biraz daha iyi bir skor çıkardığını söyleyebiliriz. PC Mark tarafına bakalım. PC Mark tarafında da Lollipop sürümünün bir üstünlüğü var. Yani işlemci ve GPU yönetiminde, kullanımcıları yönetiminde bu teste göre Lollipop'un biraz daha verimli çalıştığını söyleyebiliriz. Geekbench 3. Geekbench 3 de zaten Android dünyasının popüler benchmarklarından bir tanesi. Hem tek çekirdek hem çoklu çekirdek işlemlerinde telefonu aslında derecelendiriyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 5.1 sürümünde 1328 puan görüyoruz. 6.0.1'de 1488. Çoklu çekirdek skorlarını da bu şekilde görüyorsunuz. Hemen kıyaslama tablosuna geçmek istiyorum. Galaxy S6'dan yüksek e, Nvidia Tegra K1 işlemcili Nexus 9'dan bir nebze düşük bir puan aldığını söyleyebiliriz. Aşağı yukarı 500-600 puanlık tek çekirdek tarafında. Çoklu çekirdek Marshmallow sürümü ise Yine Nexus 9'un biraz altında ama Galaxy S7'nin biraz üstünde bir yerde konumlandırılabiliyor skorlara bakıldığı zaman. Çoklu çekirdek tablosunda ise 4284 puanla aslında referans olarak listelenmiş bütün telefonların üstünde duruyor ki tek çekirdekte K1'in gerisinde kalmış bir işlemci aşağı yukarı 1000 puan bir fark atarak e, Nexus 9'un da üstüne çıkmış. E, Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi tarafında ise 4961, yaklaşık 5000 puanla birlikte aslında referans listedeki bütün telefonlara açık ara fark atmış diyebiliriz. GFX Benchmark bu da işit, e, akıllı telefonları ciddi anlamda zorlayan, hem özel testler yapan hem e, düşük seviye, yüksek seviye testler yapan bir benchmark uygulaması. Burada tabii ki yüksek testleri ve özel testleri gerçekleştirdik. Hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Burada hem ekranı doğal ekran çözünürlüğü hem de off screen olarak full HD çözünürlükte testler gerçekleştiriliyor ki ikisinin arasındaki farklar kıyaslanabilsin diye. Burada T-Rex'e biraz değinmek istiyorum çünkü iki hem kendi arasında hem işletim sistemleri arasında ciddi bir fark var. T-Rex Android 5.1 sürümünde 2K çözünürlükte 29 kare saniye alırken off 44 kare saniye alıyor. 6.01 sürümünde 30 kare saniye, 44 kare saniye gibi skor farkları var. Çok ciddi farklar değil. Yani bu testlerde aslında iki işletim sistemi arasında ciddi bir fark olmadığını da söyleyebiliriz. Son olarak yine GFX Bench GL Benchmark uygulamasının batarya testine değineceğiz. Burada PC PCMark'ın yaptığı gibi bataryayı tamamen tüketme yoluna değil, kısa süreli referans testler yapma yoluyla telefonları test ediyor bu program. Burada 2K ekran çözünürlükteki puanları görüyorsunuz. Hem performans hem de aşağı yukarı tahmini sürelerle bitti. 176 dakika veya 189 dakika ki batarya verimliliği tarafında da e, telefonun aslında üstün bir performans yani Android 6.01 ile birlikte batarya tüketimi tarafında da bir nebze olsun arttığını söyleyebiliriz. Son olarak haberimize ekleyeceğimiz tablo ile birlikte de PC Mark tarafındaki batarya testini sizlere aktaracağız arkadaşlar. Hem Android 5.1 sürümünü göreceksiniz hem 6.0.1 sürümünü göreceksiniz. Evet bu şekilde Galaxy S6 Edge Plus'a gelen Android 6.0.1 Marshmallow güncellemesinin telefonun neler kattığını hem arayüz anlamında hem de Benchmark tarafında sizlere aktarmaya çalıştık. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.